Merhabalar hanımlar. İnoya Songül YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel renklerimle yepyeni şahane bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz bu güzel modelime. İplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlı olanını kullanıyorum. İplerimi inoyası.fular Instagram sayfasından alıyorum. Sizler de kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olup beğeni yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi anlatmaya geçiyorum. Modelim bu hanımlar. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Bu şekilde. Şimdi modelime geçiyorum. Yeşil ipimle kaldığım yerden devam ediyorum. Ben modellerimin arasına 13 zürafa bıraktım. Siz daha seyrek çalışabilirsiniz. Ben çok sık yaptım. Zürafa sayısını arttırabilirsiniz ya da ara yol yapabilirsiniz aralara. Ben bu şekilde çalıştım. Şimdi 13 zürafa bıraktıktan sonra yandaki zürafama geçerek buraya küçük bir halka oluşturuyorum. Bu şekilde bir halka oluşturduktan sonra halkama geri dönüyorum ve buraya bir zürafa yapıyorum. Bir zürafa yaptıktan sonra zürafama geri dönüyorum ve zürafamın içerisine iki zürafa yapıyorum. Bu şekilde bir zürafa yaptım. Zürafamın içerisine de iki zürafa yaptıktan sonra ipimi geriye alıyorum. Şimdi yanlardan arttırma yapıyorum. Bir sıra bu şekilde devam edeceğim. Yanlardan arttırmamı yapıyorum. Ve sayım bu şekilde 3 olacak. İpimi tekrar geriye alıyorum. Şimdi sayımı eksiltmeye başlıyorum. Evet, sayım şimdi 1 kaldı. Bir zürafam kaldıktan sonra zürafama geri dönüyorum ve buraya bir küçük pırpır ya da bir zürafa diyebiliriz. Bir zürafa yapıyorum ve yaprağıma kenar kontü geçerek dibine kadar iniyorum. Bu şekilde her defasında bir alt gözlemeye batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde birinci yaprağımı hazırladım. Şimdi aradaki dalımı yapacağım. Bunun için iki zürafa yapıyorum. Pardon, pırpır yapıyorum. Pırpıra geri dönüyorum. Üzerine bir pırpır daha yapıyorum. İki sıra zincir çıkıyoruz yani. Bazen karıştırıyorum, kusura bakmayın. Bu şekilde iki sıra zincir yaptıktan sonra üzerine bir pırpır daha yapıyorum. Ve kenar kontürü geçerek dalımın dibine kadar iniyorum. Bu şekilde dalımı da hazırladım. Şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. Bunun için bir zürafa yapıyorum.
zürafama. Geri dönüyorum. Ve üzerine iki zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde iki zürafa yaptıktan sonra ipimi geriye alıyorum. Yanlardan arttırma yaparak sayımı 3 yapıyorum şimdi. Birinci yaprağımda olduğu gibi bu yaprağımı da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Şimdi mor rengimi alıyorum. Ortadaki dalıma bir düğüm atıyorum. Buradaki halkama. Ve bu halkamın içerisine 5 zürafa yapıyorum. 2 3 4 ve 5. zürafamı da yaptım. Şu fazlalık ipimi hemen alıyorum buradan. Bu şekilde 5 zürafamı yaptıktan sonra ipimi geriye alıyorum. Şimdi yanlardan arttırmamı yapacağım. Baştan ve sondan arttırmamı yaparak devam ediyorum. Şimdi sondan arttırmamı yapıyorum ve sayımız 6 oluyor. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Bir sıra daha yanlardan arttırmamı yapacağım. Bir sıra daha yanlardan arttırmamı yaptıktan sonra sayımız 7 olacak. Altı ve yedinci zürafamı da yapıyorum. Bu şekilde sayım 7 olduktan sonra tekrar ipimi geri alıyorum. Bu şekilde ipimi geri aldıktan sonra baştaki zürafamın içerisine bir pırpır yapıyorum. Aynı zürafa içerisine gelecek şekilde bir pırpır yapıyorum. Şimdi yandaki zürafama geçiyorum. Buraya da aynı zürafa içerisine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar yandaki zürafama geçiyorum. Buraya da bir pırpır yapıyorum aynı zürafa içerisine. Bu şekilde sol tarafa 3 pırpır yaptıktan sonra arada bir zürafa bırakıyorum ve ikinci zürafama geçiş yapıyorum bu şekilde. Şimdi bu zürafamın içerisine de bir pırpır yapıyorum. Tekrar yandaki zürafama geçiyorum. Bir pırpır da bu zürafamın içerisine yapıyorum. Şimdi sondaki zürafama geçiyorum. Ve bir pırpır da bu zürafamın içerisine yapıyorum. Bu şekilde 3 pırpır da bu tarafa yapmış oldum. Şimdi mor rengimi bitiriyorum. Beyaz ipimi alıyorum şimdi.
Beyaz ipimle bu ortada kalan zürafamın içerisine bir düğüm atıyorum. Fazlalık ipimi hemen alıyorum buradan. Buraya bir düğüm attıktan sonra içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. Şu küçük pırpırlarımızın boyunu bir tık geçecek şekilde. Üç tane yan yana pırpır yapıyoruz. İkinci pırpırımı yaptım. Şimdi üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Evet, şimdi üçüncü pırpırımı da yaptıktan sonra beyaz ipimi de kesiyorum. Şimdi siyah rengimle devam ediyorum. Siyah rengimle beyaz pırpırımın üzerine, en baştaki pırpırımın üzerine bir düğüm atıyorum. Ve pırpırımın içerisine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci pırpırımın içerisine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü pırpırıma geçiyorum. Buraya da aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. Ve iplerimi temizliyorum şimdi. Evet hanımlar. Evet hanımlar, bu şekilde modelimi tamamladım. Gerçekten bugünün modeli de çok zarif, çok harika bir model oldu. Ben çok beğenerek çalıştım. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Renkler de şahane oldu. Modelimin fiyat konusuna gelecek olursak, bu şekilde sık olarak çalışılırsa dörtgenler yazmaya en az 200 TL'den başlayabilecek bir model. Tabii ki seyrek çalışırsanız fiyatı biraz daha düşürebilirsiniz ve işçiliğinize göre de fiyatı arttırabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte denersiniz bu güzel modelimi. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.